Herkese selamlar dostlar. 18 Ağustos 2023 Cuma iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Bugün 5 adet mücadelem var. ideal ve yüksek oranlardan bahsedeceğim. Cuma günü olması nedeniyle bülten biraz zor. Öncelikle bunu söyleyeyim. Yatma şansımız var. Yani geçen hepsini falan fulliyorduk okey. Hafta sonu güzel yaparız yine de. Yani bugün zor. Bunu belirteyim. Ona göre mislilerde biraz düşük misli gidin derim ben sizlere. Devam edelim. Maç skoru yarışmamız var bir adet. Maç skoru yarışmamız var arkadaşlar Bayern Münih ile Werder Bremen. Sizce maç skoru ne olur diyerekten sizlere sorduk. Ben maçın güzel geçmesini bekliyorum. Özellikle Werder Bremen Kumanaçi'yi da aldı. E, Düsseldorf'tan geçen yılın golcülerinden Bundesliga 2'den. E, Fükluk, Dux da var. Bayern Münih de Harry Kane'i aldı. Güzel gollü bir maç geçer gibi. Sizce maç skoru ne olur? Sizlere sorduk. Yorumlara yazmayı unutmayınız. Herhangi soru, görüş, öneri her şey için benimle doğrudan Instagram üzerinden iletişime geçebilirsiniz. İletişime geçtiğiniz kişi doğrudan benim. Tek başıma yönetiyorum. Burayı da herhangi soru, görüş, öneri, gruplar, maçlar her türlü iletişim buradan Kangal Bey Instagram adresinden benimle ulaşabilirsiniz. Bir de hemen sizlere bir şey göstermek istiyorum. Bakın herkes açık grubumuz var. 5000 küsür kişilik bir grup dostlar bu. Buraya da katılın. Mesela bugün de ekstra tercih verdim. Mesela Alahli'nin maçı vardı yazısını attım. Kim gol atar kim gol atamaz bunları yazmaya çalıştım. Bu herkes açık grup ücretsizdir. Dün de burada şov yaptık bilgisini verelim. Canlı olarak dün de şov yaptık. Ama birazdan göstereceğim zaten hepsini sizlere. Buraya bir hem açıklama kısmında hem de yorumlar kısmında linki var. Tıklayıp Telegram'dan doğrudan gelebilirsiniz dostlar. Canlı olarak grubumuz ilerlemeye devam ediyoruz. Canlı maçlarımız dün mesela City maçı vardı değil mi sadece? Başka maç var mıydı? yoktu futbol anlamında. Ne yaptık? Basketbolda ilerledik. Canlı her türlü kazancımızı elde ettik. Yine canlı olarak devam ediyoruz ki hatta ben sizlere Telegram kanalından da oradan göstereyim. Şimdi dostlar ekranda gördüğünüz üzere bir tane maç önü Avrupa özel olarak önermişiz. Altına da yazdık ki maç başladığında nesilciler de handikap seçeneğinden değerlendirebilir. MBS 1 olacak canlıda ki öyle oluyor bildiğiniz üzere. Devam ettik. Ondan sonra Belçika İsveç mücadelesi vardı. Birinci periyot 40.5 üst. 1.59 gibi orandan almışız. İçeride mi? Ne oldu? bir 1. Tut cepte. Bir bahis daha vermişiz. İkinci çeyrek sonucu 2. Oran 1.73. Demişiz ki ikinci çeyrek altına yazımız yazmış editör arkadaşımız sallamış. Ne oldu? 2'de 2. Attı mı cebe 1.73 oranı da devam ediyoruz. Ondan sonra aynı mücadele. Belçika İsveç maçına 3. çeyrek 36.5 üst. Kaç orandan? 1.50. Ne oldu? Ver müziği. Müziği vermişiz. 36.5. 50 oran içeride mi? 3'te 3. Devam. Durmak yok. Aynı mücadeleyi. Belçika mücadelesine 2.5 antikaptan İsveç çalmışız Ne oldu? Alevleri almışız. 4'te 4. Restal hayırlı olsun. Sömürdük bu maçı diyerekten de bitirdik. iyi geceler. Bitti restalimiz. Bu kadar. City maçına girdik mi? Girmedik. Ama ne yaptık? Basketbolda 4'te 4 maç önü aldık. Çıktık. Bu şekilde kazanç elde ederekten de devam ettik. Allah bereket versin. Şimdi cuma günü devam edelim dostlar. Cuma günü 5 adet mücadelemiz var. Dediğim gibi bugün biraz zor. O yüzden beğenilerinizi bekliyoruz yine aynı şekilde ama elimden geleni yaptım. Analizleri çıkardım. Herkese bol şanslar. Antalya ile Konya Spor mücadelesi. Konya'nın oyunu biraz sıkıcı. Yani bu maçı da sıkıcı hale getirebilir. O yüzden ben burada yüksek orandan kaçamak bir tercih yaptım. Geçen İstanbul maçını izleyenler varsa uyku problemi olanlar da Konya maçını izleyebilir. O maçın özetini de izlese uyur yani öyle söyleyeyim. Kırmızı kartlar kavgada belki bir uyanabilir. Mücadelede Adil Demirbağ kırmızı kart gördü. İstanbul'dan da iki kişi görmüştü. Defans hattında bir sıkıntısı olacağını söyleyelim. Konya burada. Adil Demirbağ olmayacak kırmızı kart cezası. Antalya'nın da Trabzon mücadelesini izledik. İlk yarıda kötü bir Antalya vardı. İyi bir görüntü vermedi. Fakat iki İkinci yarıda iyi bir oyun sergilediğini söyleyebiliriz. Trabzon yarı sahasından çıkamadı. Trabzon çıkmak istemedi belki de. Antalya orada biraz oynadı oynadı oynadı. Onlar da gol atamadı. Antalya'nın yeni bir transferi var. Buska. Buksa 9 numara ileride tek başına. Burada Asom Molanga da oynayabilir. O da yeni transfer bildiğiniz üzere Antalya. O da ilk 11'e yazılmış. Bu mücadelede ben yüksek oran tercihe gittim. Toplam gol aralığı 2-3 gol bandına bekliyorum. Dostlar oran 1.82. Alırsanız tekli veya sisteme alın. Ben bu mücadeleyi ideale ideale almam. Ama değerlendireceklere bol şanslar yine de öneririm bu şekilde. Diğer mücadelem İstanbul'la Kayseri karşılaşması. İstanbul'da iki tane oyuncu bu maçta olmayacak. Kırmızı kart cezası geçen mücadeleden. Kim bunlar? Stoper Okan Erdoğan'la Solbek Ali Yaşar. Ali Yaşar hatta iki tane sarı kart görüyor. Net zaten hepsi basıyor ayağına basıyor. Net sarı kartlardan kırmızıyı gördü. Okan Erdoğan da kırmızı gördü. Kavgadan dolayı direkt kırmızı gördü o. Adil Demirbağ ile birlikte az önce bahsettim. Yani bu mücadele Kayseri Spor'un şöyle bir oyun disiplini var. Çağdaş Hoca gerçekten çok başarılı. Alanya'da da çok başarılıydı. Oradan Kayseri'ye gitti. Orada da çok başarılı bir hoca. Gerçekten başarı yani. Adamla bir oyun disiplini var. Oyuncular da o oyun disiplini uyaraktan da maçtan kesinlikle kopmuyor. Kayseri'nin transfer tahtası da bu yıl kapalıydı. Herhangi bir transfer yapamadı. Ama yine gidenler de oldu. Ama eldeki oyuncular şu an birbirleriyle sürekli oynadığı için oyun uyumu. 3 senedir falan birbirleriyle oynayan oyuncular var burada. Uyum olarak da var. İstanbul'u oynayacaklar. İstanbul'a göre burada favori İstanbul yapmışlar ama Kayseri'den ben gol bekliyorum. İdealden bir var seçeneği alınabilir. Bir 40 gibi oranı var. Mücadele tempo olacaktır bence. KG var burada idealden değerlendirilebilir. Onun dışında eğer bir yüksek oran bekliyorsanız ben burada Kayseri'nin ilk maçını da izledik. Galatasaray'la oynadı direkten dönen toplar vesaire. Deplasman 1.5 üst neden zorlamayalım diyorum. Onun oranı sürprizdir. İdealden KG var alabiliriz ama mücadelede bir Kayseri'nin atacağı ikinci golde 2 iki birlik bir skorum var benim de Kayseri adına. Bir sürpriz çıkma ihtimali de var. İstanbul'un da defansları yokken burada iki tanesi de kırmızı karşı cezalısı, cezalısı iken Kayseri neden yapmasın diyorum. Al Nasır'la Al mücadelesi. Dostlar Al Nasır ilk mücadelesini ligde 2-1 skorla kaybetti. O maçta ne Talişka vardı ne de Ronaldo. Sadece Mane, Mane, vardı. Mane de ilk dakikalarda zaten gol attı. Mücadele 1-0 öne geçtiler. 2-1 kaybettiler. Az önce baktım Ronaldo, Talishka bu maçta olacak mı? Antrenmanda arkadaşlar ikisi de gözüktü. O yüzden muhtemelen ideal kadroda hem Talishka hem Ronaldo hem de Mane olacaktır. Ben bu Arabistan Ligi'ni çok değerlendiriyorum. Arabistan Ligi'ni ben özellikle takip ediyorum. Bu yıl ekmek yiyeceğiz yani. Ben zaten gerekli açıklamaları hem gruplarda hem de videolarda bahsetmiştim sizlere. Ben burada Ronaldo, Talişka ve Mane'nin önderliğinde ilk yerden bir Al Nasır golü geleceğini düşünüyorum. Ev sahibi ilk yerden bir golü 1.27. Bu ideal sayılabilir. Ama biraz daha yüksek oranını yapabiliriz Ya diye baktığım zaman da yani ilk yerden bir galibiyetini de beklemek doğru olur. 1.47'de bunun oranı var. Eğer 1.27'ye girmek istemeyen burada 1.47'ye girsin bence. Altam zaten ilk mücadelesinde o da berabere kaldı sanırım. Al Nasır burada ideal kadro süre ilk, ilk kaybetmişken burada ben ilk yerde maçı koparacağını düşünüyorum. Ronaldo, Talişka ve Mane gibi isimler de ön plana çıkacaktır diye düşünüyorum. Değerlendirecekler bol şanslar. Werder Bremen ile Bayern Münih mücadelesi. Bakın bu maçın varı bir 37 ama ben vara gitmeyeceğim burada. Yani gollü bir mücadele bekleniyor ki Werder Bremen tarafından da gol bekleniyor. Bayern Münih geçen sezon yalandan şampiyon oldu. Yani daha doğrusu Dortmund Bayern Münih şampiyon yaptı. Öyle söyleyeyim ben sizlere. Biliyorsunuz zaten Bayern Münih geçen yıl bence kötü bir izlenim bıraktı. Geçen yılın son dönemlerinde bildi bildiğiniz üzere sürprizler, kısır maçlar, sıkıntılı bir Bayern Münih vardı. Harry Kane transferinden sonra Bayern Münih'te bir kıpırdama zaten ben bekliyorum açıkçası. <laughs> Pardon. Leipzig maçında da 3-0 skorla kaybettiler. O maçta da iyi oynayan bir Bayern Münih vardı. 6-7 tane net gol pozisyonu kaçıran bir Bayern Münih mücadelesi. Bayern Münih vardı. Werder Bremen'le oynayacaklar. Ben burada İlk yarıdan bir Bayern Münih galibiyeti bekliyorum. Onun oranı 1-44 dostlar. Ben Bayern Münih'in lige güzel başlamasını ve iştahlı bir başlangıç yapmasını bekliyorum. İleride Harry Kane'e varken muazzam Lewandowski'nin o golcülüğünü aratmayacak bir isimdir bence Harry Kane'de zaten. İlk yarıdan bir iki olarak değerlendirdim. Onun dışında da mücadele ilk yarıdan Bayern Münih'in atacağı iki golde burada yüksek orandan 2.24. Yani mücadelenin ilk yarı beklentisini biliyorsunuz benim. 2-1'lik bir ilk yarıyla başlayabilir. 2-0-2-1 ile ilk yarıya başlayabilir bir Bayern Münih olabilir. İlk devre sonucunda ben bence ilk Bayern devrenin Bayern Münih kazanırında ve Depp Aspan'da ilk yarıdan 2 gol atarsa 2 de bir oran alırız. Değerlendirecekler de bol şanslar. Nottingham Forest ile Sheffield United mücadelesi. Her iki takımı da izledim ben. Sheffield Crystal Palace mücadelesi vardı. O maçta yani ben söyleyeyim. Eğer böyle devam ederse bu kadro kalitesiyle Sheffield muhtemelen burada tekrardan kümeye düşer gibi geliyor burada. Ben burada Nottingham Forest tarafındayım. Oran riske de değiyor bence 1.65 gibi orandan. Onlar da transfer yaptı. Elanga mesela önemli bir transferdi. Geçen maçta hatta attı o dribbling koşuyla birlikte e, Nottingham Forest'ın golünü getirdi. İçeriye açtı. Gol geldi zaten. Arsenal'a karşı. Aslında Arsenal'a karşı iyi de bir mücadele ettiklerini söyleyebilirim. Kendi seviyesinde. İleride Avni iyi golü buldu zaten. Aynı şekilde Chris Wood'u da transfer ettiler ama o adam 17 milyon euro etmez gibi geliyor bana da. Niye aldılar bilmiyorum açıkçası. Dakika 90'da oyuna girdi o da. E, maçı da 90 dakika izleyen biri olarak da Nathan Forest iyi bir futbol sergilese de e, Arsenal'a gücü yetmedi. Ben Sheffield'a karşı kazanmasını bekliyorum. Maç sonu biri 1.65 bir gibi orandan doğrudan öneriyorum sizlere. Benim skor beklentimde burada 2 1lik bir Nottingham Forest'ın doğrudan galibiyeti. Bakın skoru da söylüyorum. Anında şurada yazsın. 2-1 nerede? 2 bir skor bekliyorum. Ara ara böyle skor denemeleri de yapalım. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Toplamda 5 adet mücadelem vardı. Dikkatleri alın. Yaptığım önerileri uyarılara dikkate alın lütfen. Cuma günü çok fazla misli oynanmaz. Değerlendirecekler bol şanslar. Videomuza like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.